BTC Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 21 Ekim Pazartesi. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, AK Parti Konya Milletvekili Halilet Demes Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Konya Milletvekili Halilet Demes Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda milletvekili Halilet Demes ülke gündemine dair değerlendirmede bulunarak milletimizin huzur ve güvenliği için terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. AK Parti Konya Milletvekili Halilet Demes yaptığı açıklamasında Barış Pınar Harekatı'nın 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede barış ve huzuru sağlamak amacıyla başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefi her zaman terör örgütleri olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu yerde her zaman barış ve huzur olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu yere her zaman barış ve huzuru götürmüştür. Türk ordusu yıkan değil yapandır, kurtarandır, güvendir, geleceğin teminatıdır. Türkiye'ye, bölgeye barış ve huzuru getirecek güvenli bölgeye Suriyelilerin yerleşmesini sağlayacaktır dedi. Amerika Türkiye'nin kararlılığı ve haklılığı Mehmetçiğin üstün başarısı sayesinde daha harekatın 9. günü olan 17 Ekim'de tüm şartları kabul etti ve harekata ara verildi. Harekatımıza 5 günlüğüne ara verdik, ateşkes yapmadık. Bu süre içerisinde terör örgütü PKK-YPG Fırat Nehri'nden Suriye sınırına kadar 30-35 kilometre derinlikteki alandan çekilecek. Şayet verilen sözler tutulmazsa terör örgütü bölgeden çekilmezse harekatımız kaldığı yerden devam edecektir. Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya görmeye devam edecektir diye konuştu. Sayın seyirciler, Konya'da düzenlenen Enduro Fest 2019 yarışlarının son gününde sporcular zorlu parkurlarda hünerlerini göstererek nefes kesen bir mücadele sergiledi. Motor tutkunları Konya'da buluştu. 3 numara İbrahim Duramaz. Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen Enduro Fest 2019 yarışları nefes kesti. Ve Bayram Uysal, bravo. Yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Sille Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte paramotor ve mikrodayk gösterisi de düzenlendi. Çok güzel bir görsel şov var. Ama asla pes etmedi. Gün boyunca süren yarışlara Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı da katılarak yarışların startını verdi. Üç kilometrelik bir parkur var. Türkiye'nin şu anda en büyük parkurundayız. Ve katılım noktasında da en yüksek katılımı sağlamış durumdayız. 120 tane sporcumuz buradalar, yarışacaklar. Bu spora gönül vermiş olan Türkiye'nin dört bir tarafından Konya'mıza gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz diyorum. Cepheden Asım Mehmetçiğimiz bu şanlı bayrağı en tepelere dikiyorsa, bu ülkede yaşayan herkes de bu milli duruşu en iyi şekilde gösterme gayretinde. Onun için de ben sporcularımızı kutluyorum. Motor sporları içerisinde adrenalin ve seyir zevki en yüksek yarış olan Enduro, günümüzde dünya çapında en çok takip edilen etkinliklerin başında geliyor. Konya Enduro Fest 2019 yarışları başladı. Yüzün üzerinde sporcu zorlu ve engebeli arazide zamana karşı kıyasıya mücadele veriyor. Evet, 24 numara Nevzat Erol'u izliyoruz. Bravo! Profesyonel, hobi ve veteran etaplarında gerçekleşen yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkes adrenalin dolu görsel bir şöleni izledi. Emre Coşar'ı izliyoruz. 2 gündür buraya geliyoruz. Çok eğlendik. Özellikle çocuklar mesela dışarıda motor sürüyorlar. Biz sesinden çok rahatsız oluyoruz. Hani bu faaliyet çocuklar için daha iyi. Güzel bir etkinlik. Eğleniyoruz. Tüm Konyalı halkını buraya davet ediyoruz. Çocuklarını getirebilirler, güzelce eğlenebilirler. Sivas'tan geliyoruz. Sivas Yudo Enduro ekibi olarak arkadaşlarla geldik. Sivas'ı temsil etmek için. Dün akşam da burada kamp yaptık. Yani arkadaşlarımla çok keyif aldık. İnşallah seneye yine olursa yine Sivas ekibi olarak gelmeyi düşünüyoruz ayrıca. Evet, yarışmadan çıkalı yaklaşık 5 dakika oldu. Konuşma güçlüğü çekiyorum. Gerçekten çok güzel bir parkur olmuş. Türkiye'nin en büyük parkuru. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah her sene geleceğiz. Müthiş bir dayanışma var. Belediye başkanı, vali. Gerçekten bu bizi fazlasıyla memnun etti. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii Konya'nın tanıtımına da çok güzel katkı sağladığını düşünüyorum.
İnşallah önümüzdeki yıl daha da büyük bir organizasyonla burada misafir olmayı isteriz. Engelleri takılanlar da oldu, tepeleri aşamayan da. Enduro, yani dayanıklılık, işte tam da burada devreye girdi. Sporcular pes etmedi ve bitişe varabilmek için kıyasıya mücadeleyi sürdürdü. Sayın seyirciler, Meram Belediyesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Hatip Caddesi'ni birbirine bağlamak üzere başlattığı projenin 3. etabı olan Yorgan Caddesi'ndeki çalışmaları da tamamladı. Meram Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yorgancı Caddesi'ndeki çalışmalarda sona geldi. Başkan Mustafa Kavuş çalışmaları yerinde inceledi. Göreve geldiği Nisan ayında belirledikleri hedefi %90 oranında yakaladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Yeni Yol Caddesi ile Hatip Caddesi'ni bağlamak amacıyla başlattığımız projenin 3. etabını tamamladık. Projenin 4. etabı olan Pir Hasan Caddesi çalışmaları da iklim şartları el verdiği sürece devam edecek. Yaya trafiğini de rahatlatmak amacıyla daha önce olmayan kaldırımlar yapıldı, dedi. Sayın seyirciler, Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi Bilgileri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ ile birlikte gerçekleştirilecek yeni motorlu sanayi için ön başvurular alınarak verilen hak sahipleri için kesin kayıt başvurularının başladığını açıkladı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin TOKİ işbirliği ile hayata geçireceği yeni motorlu sanayi alanı için ön başvuruları alınarak belirlenen esnaflardan kesin kayıt için ödemeler alınmaya başladı. Benim Şehrim projelerinin en önemli yatırımlarından birisi olan Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğinin müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla imzalanan protokol kapsamında TOKİ ile birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inşa edilecek ve içerisinde ticaret alanı, otel, resmi kurum, eğitim, sağlık, belediye hizmet alanlarıyla sosyal tesisler, spor tesisleri, akaryakıt tesisi, teknik tesisler ve camilerin yer alacağı yeni motorlu sanayi inşaatı için ödemelerin 21 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Altay, başvuruların sanayi esnafı için hayırlı olmasını diledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ön başvuruları alınan 2756 hak sahibi esnaf, daha önce belirlenen metrekareler üzerinden Ziraat Bankası Bin Konutlar Şubesi'ne resmi kimliğiyle giderek yatıracağı başvuru bedeliyle 120 aya kadar vadelendirilmiş şekilde iş yeri sahibi olacak. İnşaat sürecinin tamamlanmasından sonra şehir merkezinde bulunan eski ve Karatay sanayilerindeki esnaf sağlıklı bir şekilde yeni motorlu sanayiye taşınacak. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler.
Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacıali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken, tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.